Senin ne işin var burada? Sibel Hanım dediniz ya bana eşyalarını al gel taşın bana dediniz. Ben de bavulları kutuları yaptım aldım geldim. Ay üf, babam da Esin'de kına gecesi hepsini unutmuşum. Yarın düğünümüz var bizim Sibel. Unutmadın değil mi oğlum? Ben onu da unutmuşum. Ya. Ya yok artık ya Sibel Hanım. Şakalar falan. Ya çok yorgunum ben Sibel yatıyorum. Bunları yarın toplasam olur mu? Sen yatıyorsun da kanepede yatıyorsun. Ya. Sabah erken kalkacağız. Yarın düğün var. Kanepede benim boynum tutulmasın. Kanepeye. Belim tutulur. Kanepeye. Skolyoz mu? Kanepe. Ben sabah toparlarım buraları. Boynum tutulacak ya. Belim, boynum. İyi geceler. İyi geceler. Elindeki ustura mı ben mi yanlış görüyorum Sibel? Evet. Sibel ne yapacağını öğrenebilir miyim o usturayla acaba? Tabii ki öğrenebilirsin. Ne? Sana damat tıraşı yapacağım. Bizim mahalledeki berbere yaptırırım ben ya. Rıfkı abi yapar ya benim damat tıraşım. Ne gerek var ki şimdi? Aa. Yoksa korktun mu? Evet korktum. Hala korkuyorum Sibel. Korkma. Ben... çok kıskanç bir kadınım. Yani kocam başkasına baksa bile ve bu evlilik sözleşmeli olsa bile çok sinirlenirim. Ve sinirlenince çok kötü şeyler yapabilirim. Onu fark ettim canım. Ama kocam sadık olursa ben de çok tatlı bir eş olurum. Kocamı çok mutlu ederim. Ona istediği hayatı yaşatabilirim. Ben senin kirli sakalı daha çok beğeniyorum. Şimdi benim işim var. Sen de hazırlan. Akşama geç kalma.
Emir telakki ediyorum. Emir telakki ediyorum. Emir. Geliyorum. İyi günler Erhan Bey. Ben Sibel Hanım'ın avukatıyım. Cengiz Önder. Buyurun. Evlilik sözleşmeniz. Sibel Hanım siz inceledikten sonra imzalamanız gerektiğini söyledi. Evlilik sözleşmesi. Ne sözleşmesi ya bu? Evlilik mevlilik. Sadakat bağının zedelenmesi durumunda 1.750.000 lira tazminat ödenmesi. Evet. Beyefendi içeri girip kapıyı kapatabilir misiniz acaba? Tabii ki. Arkadaşlarıyla 10 günde 1 olmak üzere ayda 3 defa buluşabilir. Bu şartın her ihlalinde 20.000 lira tazminat öder. Ya siz beni ne zannediyorsunuz ya? Devam. Rus romanı gibi. Eşini haftada 2 defa yemeğe çıkarmak, 2 defa tiyatro, sinema, konser gibi sanatsal faaliyetlere götürmek zorundadır. Bu şartın ihlali esnasında 30.000... Siz kafa falan mı buluyorsunuz benimle beyefendi? Kişisel hijyenine ve bakımına dikkat etmediği takdirde 40.000 lira tazminat ödeyecektir. Oo, siz bu sözleşmeyi kimle hazırladınız? Hamur abiyle falan mı hazırladınız? Yani burada giyotin eksik. Giyotini koymayı unutmuşsunuz buraya beyefendi. İki dünya bir araya gelse ben bu sözleşmeyi imzalayamam. Mümkün değil. Ama Sibel Hanım sizin için imzalar dedi. Yanlış söylemiş. Mümkün değil, imzalayamam ben bu sözleşmeyi. Ben zaten sözleşmenin detaylarını Sibel Hanım'la görüşüyorum. Sözleşme ne ya? Evlilik sözleşmesi ne? Ama... Aması maması yok beyefendi. Size ben kolaylıklar diliyorum. Başka işleriniz vardır diye düşünüyorum. Bakın Erhan Bey. İyi öyle bir şey size yok. Bunu imzalatmadan burayı terk edemem. Edersiniz. Erhan lütfen, Bey. Lütfen beyefendi. Siz hala burada mısınız beyefendi? Lütfen. Erhan lütfen. Bey lütfen. Gayet bakın, güzel terk edersiniz. Ben konuşacağım bakın. Sibel Hanım'la lütfen. Çok güzel konuşurum hem de çok güzel. Ya bu ne? Az önce ne yaşadım ben? Sözleşme ne ya? Sözleşme ne? Zaten tuttuğum sözleşme. Bir de evlilik sözleşmesi mi çıktı şimdi? Evlilik sözleşmesi ne ya? Evlilik sözleşmesi ne? Doğru be kardeşim be. Neredesin oğlum sen? Abi kusura bakma ya. Hemen çıkıyorum yakalarım 10 dakikaya. Ama sana öyle şeyler anlatacağım ki kulaklarına inanamayacaksın abi. Samet yine durduğun yerde duramıyorsun. Neyi umurtlayacaksın yine oğlum? Söyle anlat dinliyorum. Bu senin müstakbel kayınçoğun. Tuncay. Rahat durmuyor yine. Bir şeyler karıştırıyor. Ha anlat. Abi şimdi bu herif hileyle hurdayla şirketten 1.000.000 dolar gömecek. Fikret de 100.000 dolar komisyon alacak. E şimdi kardeşim sen patron yarısısın ya. Bunu bilmen gerektiğini düşündüm yani. Vay vay vay. Şu düğünü bir yapalım Samet. Ondan sonra hepsini halledeceğiz bunların. Şu an başımda bir sözleşme işi var. Onunla uğraşıyorum kardeşim. Kapatmam lazım. Ne sözleşmesi? Sibel'in bana hazırladığı, özellikle hazırladığı kölelik sözleşmesi canım kardeşim. Şimdi kapatmam lazım. Eğer geç kalırsam sağlam tazminatı var Samet. Tamam tamam. Hadi geldim.